Hayatın anlamı nedir? Belki felsefenin ilk ve en temel sorusu budur. Tarihin her çağı ve coğrafyasında hayatın anlamı sorgulanmış, hayatın nasıl başladığı, kim olduğumuz, varoluşumuzun nedeni, nasıl yaşanması gerektiği gibi ek sorularla derinleştirilmiştir. İlk felsefeciler hayatı anlamlandırmaya çalışırken aslında nasıl yaşamalıyız sorusunu da cevaplandırıyorlardı. Doğuda da, batıda da pek çok düşünürün vardığı sonuç, hayatın anlamı erdemli, mutlu veya sevgi dolu bir yaşam sürmek, ölüm gerçeğiyle sağlıklı bir şekilde yüzleşmekti. Soruyu ilk soran felsefecilerden bir tanesi Sokrat'ın öğrencisi Anisthetetes'in Kinik öğretisine göre hayatın amacını doğayla barışık bir şekilde sade bir yaşam sürmekti. Para, pul, güç ve iktidarın kof ve gelip geçici olduğuna inanan Kinikler, insanın kendine yetebileceğini, dünyanın herkese ait olduğunu hatırlamamız gerektiğini söylüyorlardı. Anistetes gibi Sokrat'ın öğrencisi olan Platon, Devlet adlı eserindeki bir diyalogda hayatın anlamını daha çok bilgi sahibi olup her şeyin adil ve iyi olduğu ideal bir dünyaya bu öğretilerle inşa etmek olduğunu söylüyordu. Platon'un öğrencisi ilk rasyonalistlerden Aristo'ya göre mantıklı bir varlık olan insanın amacı iyi olmaktı. Oğlu için kaleme aldığı Nikomakhos'a Etik adlı kitabında iyi olmak başka şeyleri elde etmek amacıyla değil, eudaimonia yani esenlik, mutluluğa ulaşmak için olmalıydı. Sokrat'ın bir diğer öğrencisi olan Aristippus ve muritleri hayatın amacının keyif almak olduğunu savundular. Hayattaki tüm acıları olabildiğince öteleyip keyif almaya çalışmak hedonizm felsefesini tanımlıyor. Hayat amacının hedonizmi olduğunu savunan bir başka ekol de epikürizmdir. Fakat Epikür'ün felsefesi hedonistlerden çok farklıdır. Hayatın amacının arkadaşlarınızla huzurlu, mütevazi ve bilge bir yaşam sürmek olduğunu söyleyen Epikür, düşüncelerini pratiğe vurmuş, komün hayatı yaşamıştır. Marx'ın doktora tezinin Epikür üzerine olması tesadüf değildir. Sanılanın aksine zevk-i sefa içinde yaşamamış, ekmek ile su ile beslenmiş, küçük şeylerden mutlu olmayı öğütlemiştir. Stoacılara göre hayatın anlamı mantığın kullanarak acılardan kaçmaya çalışmaktır. İnsan aklını ve kendini kontrol mekanizmalarını kullanarak öfke, haset ve kıskançlıkları gibi temel temerrüllerinden kurtulabileceklerini iddia ederler. Bunlardan arınmış olan insan mutlu olabilir. Semavi dinlerde hayatın anlamı tek Tanrı'ya inanıp onu yüceltmek, onun öğretileri doğrultusunda yaşamak olmuştur. Hinduizme göre ise hayatın 4 amacı vardır. En önemlisi moksha, ruhun özgürlüğü anlamına gelir. Samsara denilen reenkarnasyon zincirinden çıkmak olan ikinci gaye vardır. Dharma, etik ve erdemli, şiddete başvurmadan yaşamayı öğütler. Artha, zenginlik ve refaha kavuşmaktır. Son olarak da kama, sevgi, dünyevi hazlar ve isteklerin gerçekleşmesidir. Budizme göre dünyadaki acıların asal nedeni şeylerle oluşturduğumuz sağlıksız bağlantıdır. Nihai amaç, hislerimize hakim olup nirvana'ya ulaşmaktır. İnsan böylece ızdırap da hissetmez. Aydınlanma çağına gelindiğinde felsefeciler Orta Çağ boyunca metinlerin üzerine işlenmiş dini meseleleri bir tarafa koyup insanın özüne inerler. Rousseau ve John Locke gibi liberal düşüncenin fikir babaları bireyin toplumla ilişkisini inceleyip eşitlik, özgürlük ve vatandaşlık hakları olduğunu, hayatın anlamının bir vatandaşın toplumu ile kurduğu denge ile ilintili olduğunu öne sürerler. Çoğu aydınlanmacı filozof rasyoneliteyi ön plana çıkarken İskoç düşünür David Hume ki benim en sevdiğim filozoflardan bir tanesidir. İnsanın bir hayvan olduğunu hatırlatıp mantıktan çok duygularıyla hareket ettiğini söyler. Hume'a göre hayatın anlamı duygularımızı dizginlemeye öğrenip kendimizle ve çevremizle barışık olmamızdan geçiyordu. Bu gerçeği kabul ettiğimiz takdirde daha huzurlu ve mutlu olabilirdik. Başka önemli bir felsefeci olan Emmanuel Kant, görev bilincinin öneminden dem vurarak toplumu bir arada tutan ahlaki bir duruş olduğunu söylüyordu. Hayatın anlamı evrensel kurallara uymaktan geçiyordu. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına da öyle davran diyordu. Bu felsefeyi gütmüştü ve kendi de böyle yaşamayı öğütlüyordu. Endüstriyel devrimle birlikte hayat ve anlamı tamamıyla değişti. Fabrikalar hiç olmadığı kadar çok işçiyle dolup taşarken, kalabalık şehirler hastalık ve pislikten kırılırken, bardağın boş tarafı ile dolu tarafına bakan iki ana akım doğdu. Nietzsche Tanrı'yı öldürdü. Nihilistler anlamını yitirmiş hayatta her şeyin serbest olduğunu söyledi. İnsanın ilahi güçlerden bağımsız, özgür iradesinin olduğuna inanan egzistansiyelistler korku ve endişelerle dolu absürt hayatta her bireyin kendi anlamını ürettiğini söylediler. Mesela Soren Kierkegaard, ondan sonra gelen Camus bunları söylüyordu. Amaçsız ve acılı hayatı anlamlandırmanın farklı yollarını aradılar. Yani boşluğu doldurdular. Nietzsche ancak bir gayemiz olursa hayatın bir anlamı olacağını yazdı. Bir diğer akım olan utilitarianism yani faydacılık, bu felsefeye göre hayatın anlamı en çok sayıda insana en çok mutluluk getirmekte. Kurucusu Jeremy Bentham, insanın acı ve haz adlı iki sahibinin olduğu, bu iki sahibin insana hükmettiği ve amacımızın acıları azaltıp hazları çoğaltmak olduğunu anlattı. İnsanlık tarihi boyunca bilimde hiç olmadığı kadar çok gelişme yaşanan 21. yüzyıla girerken anlam anlayışı da postmodernizmde olduğu gibi bir pastişe döndü. Pek çok öğretinin birbirine yapıştırıldığı, tekerrürden yeniliğin çıkarabildiğine şahit olduk. Fizik alanında gelişmeler görecelik kavramını ve kuantum fizik hayata bakışı şekillendirdi. Mantıkçı pozitivistler belki de anlam arayışının beyhude olduğunu söylediler. Belki de bu soruyu Wittgenstein'ın Magnus Opus'u sayılan Traktatus'tan bir paragrafla sonlandırmak manidar olacaktır. Cevabı ifade edilmeyenin sorusu da ifade edilemez der. Bilmece yoktur. Şayet sual sorulabilirse o zaman cevaplanabilir. Belki de anlam, anlamsızlığın ta kendisidir. Kim bilir? Felsefi teoretimizi burada sonlandırırken soruyla bitirmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Zira felsefe aslında bir soru sorma sanatıdır. Ve bu sorular bazen bizi istemediğimiz yerlere götürebilir. Ama genellikle pek çok filozof olabildiğince yalın hale getirmiş, dünyanın en önemli sorularını belki de cevaplandırmamışlardır. Ama tekrar tekrar sorarak hayata anlam katmışlardır. Biz de özellikle bugünlerde hayatımızın basitleştirdiği ve aslında ne kadar çok aza sahip olduğumuzun ve bu azlığın ne kadar yettiğini gördüğümüz zamanlarda eski filozoflara dönüp bir Epikür okumanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Herkesin kendi bahçesinde düşünceyi ve hayatın anlamını çıkaracağına da inanıyorum. Görüşmek üzere.